Selamünaleyküm arkadaşlar. 3 aylarınız mübarek olsun canlarım. Dün BİM'deki videomda size selam vermemişim. Özür dilerim hepinizden canlarım. Hepinizi çok seviyorum biliyorsunuz. Benim içim dışım bir insanım. Hastaneden gelirken alışverişimizi dedik yapalım. Ufak bir kahvaltı alalım dedik. Evde noksanlar alalım dedik arkadaşlar. Bugün de tekrar hastaneye gittim. Doktor onayı olmayınca dişlerime başlamıyorlar arkadaşlar. Ben de akşam üzeri dedim ki Mustafa tavukların suları bitmiştir, yemleri bitmiştir. Gidelim dedim yemlerin sularını halledelim. Şöyle güzel bir zobamı yaktım canla. Oh mis. Çıtır çıtır yanıyor ama aşırı soğuk. Zonguldak'tan çıktığımızda suru gar yağıyordu. Yarı yola şeye geldik arkadaşlar, Sapça deriz. Biz oraya zaten çok aşırı gar yağar. Sapça'ya geldik, gar bastırdı. Hatta bir short videosu yaptım ondan. Şimdi kapıyı açıp dışarıda göstereyim size akşam üzeri bu. Tavuklara baktım ama şey yapmadım, yumurtalarına falan bakmadım. Bak öğrenci servisi, öğrencileri götürüyor. Şöyle güzel bir gar yağış arkadaşlar, tam akşam görüntüsü. Vallahi ben bu görüntüyü de yakalayamamıştım biliyor musunuz? Dedim azıcık mancar falan alayım. Köyden kumanya alayım. Yani kumanya dedim, buzluklardan bir şeyler alayım dedim arkadaşlar. Biliyorsunuz. 3 kişi, üçümüz de evdeyiz. Ne olursa yiyoruz yani. Allah'a şükürler olsun. Her şeyi yapıp eğilip edip eğilip karşınızda yiyoruz yani. İşte böyle canlarım. Şimdi zobamı yaktım. Odunumu götüreyim. Kömürümü götüreyim. Şöyle zobanın üzerine çayımı koyayım. Sıcak su koyayım. Onlar evi ta çabuk ısıtır. Zaten ezan okuma vakti canlar. Bu akşam kardeşlerim falan gelir de bir video çekersem tamamlayabilirsem tamamlayamasam yarın sabah görüşürüz canlar. Nasıl güzel yiyor arkadaşlar. Aşağı indim. Şey alacağım, odun getirdim sıvı da ben de kömür alacağım. Baksana. Akşam ezan okumak üzere ablam niyetliymiş. Biz aç gelmedik. Karnımızı Zonguldak'ta doyurduk. Oğuzhan'a falan yemek yaptım. Ben öyle geldim canlar. Kara ayağımın izine bak. Tavuklar görünmüyor şimdi. Aşağı ineceğim, kömür alacağım. Zaten çıkmak istemiyorlar ki. Baksanıza arkadaşlar. Üçü orada. Geri yanında oraya sıkışmış. Tamam tamam. Ne vereceğim arkadaşlar. Eymen Efe var ya, hani lösemeli yeğenim var ya benim. 6 yaşında tedavi oluyor ya. Ona şey yapacağım, vereceğim arkadaşlar. Bir tanesini hazırlayıp da öyle demeyeyim. Bir tanesini de kendimiz aşağıya. İki tane bak şu kalacak arkadaşlar. Şu var ya. O kalacak. Bir tane de şunlardan kalacak ama onun biraz büyüğünü koşa yapacağım. Üşümüşler, yemleri falan bitmiş. Neyse. Ağaçların güzelliğini var arkadaşlar. Kar bayağı yağdı. Ağaçları ne kadar güzel karpostallık verdi, resim gibi verdi. He? Yarın sabah poşetle kayacağım burada mısın? Gece saat 12. Ben kız kardeşim Yaser'den geliyorum şimdi. Bak ize bak. Beya oldum. Ayak örtüyor şu anda yani. Yağıyor da hafif ama geldiğimizde daha çok yağıyordu. Şimdi biraz şey oldu, normalleşti artık. Ay Mustafa, o secde ağacı var ya, tele dayanmış ya, baksana. Tepesine. Bak tele dayanmış kendine, şey gar yağdıkça tele vermiş kendini. Olmaz mı? Caner uç. Secde secde. Ben ona secde ağacı diyorum. Selma ağacı değil o. Elmanın dalı mı? Elmanın dalıysa onu keselim Mustafa. Elma çok genişti, aşırı büyüdü. Hani dibini sulay sulay verin. Erik desene. Aman erik 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 be, aman elma demişti. Tamam erik. Onun yazı çıkar, ha uyanmadan sulağa akış etmeden, ağaçlara su yürümeden bazı yerlerini keselim, çok kapladı burayı. Çok büyüdü. Haydi şimdi kal size, iyi akşamlar arkadaşlar. Tatlı uykular. Yak yağışa. Işıkta ne güzel belli oluyor. Günaydın sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim. Ertesi gün karaba çok güzel yağdı. Ben uzun zamandır kar çiğnememiştim inanın. Geçen yıl gelebildim mi?
Vallahi hatırlamıyorum arkadaşlar. Baksana şu güzelliğe. Kartpostallık görünüm verdi. Ay. Bak kimse kalkıp da doğru dürüst dumanı yok. Şurada Zeynep ablanın kızı, Döndü ablanın dumanı var. Ben de sopayı yakayım. Tavuklarımı dışarı salmaya çalışayım arkadaşlar. Bakalım çıkacak mı, çıkmayacak mı? Eriklerime bak, kartpostallık yani. O kadar güzel bir görünüm ama hava yüklü. Yani ne demek? Bu da tekrar yağacak demek. Sen neden korkuyorsun, köpek çokuyor? Karşılar falan görünme. Duman. Kör duman. Böyle canlar. Nasılsınız? Umarım sizler de iyisinizdir. Ha bu arada arkadaşlar, akşam televizyon söyledi. Şehitlerimiz en son 9 olduydu. Haberleri bugün televizyonu açmadım. Çünkü ışıklar burada gelip gidiyor. Dün akşam 2 saat yoktu. Türkiye'min başı sağ olsun. Annelerinin, babalarının başı sağ olsun. Gerçekten ben de çok üzüldüm. Çok çok üzüldüm, ağladım. Nerede dedim gariban çocuğu varsa, nerede ekmeğe muhtaç varsa onlar ölüyor. Allah mekanları cennet olsun. Toprakları bol olsun yavrularıma. Hepsi ya evlatlarım. Beni biliyorsunuz, bu konularda çok hassas insanım. Çok üzülüyorum. Çok da sinirleniyorum. Hep garibanın çocuğun oluyor ne oluyorsa diye. Mancallarım kar altında kaldı. Arkadaşlar, burada mutfak camından yukarı doğru çam ağaçları da görünce, şuna bir çam ağaçları sanki hani yarım metre yağdı, bir metre yağdı gibi nasıl eğrilmiş, nasıl böyle kendini koymuş, sevinçten yapıyorlar. Gar görmediler ya uzun zamandır. Gar berekettir biliyorsunuz arkadaşlar. Ben yağmurdan çok gar seviyorum. Ama Allah'ın verdiği yağmuru da yeter ki can kaybı, sel böyle öyle felaket olmasın. Dört mevsimin adı gibi yaşayalım. Şuna bak. Kurban olur mu? Sizi veren Allah'a. Ben ne yapayım arkadaşlar? İçeri girelim. Şimdi önce sıcak su diyorum. Bunu, bu ekmek kırıntılarını getirdim. Bak küfürler falan var. Şimdi bunları ıslayıp hemen tavuklarıma vereceğim ve tavuklarımın yanına gideceğim. Ondan sonra çayımı koyacağım. Yapmayın yavrum be. Lan öldüreceğiz, lan öldüreceğiz tavuğumu lan. Arkadaşlar indi. Beni yabancısıyorlar ya. Şey, inanır mısın? Bak bak, aşağı yapmaya, bana saldırmaya çalışacak horozu. Ama yapamayacağız. Cesaret yok. Bak bunlar yaşında yok ya canlar. Ekmekleri güzel doğradım. Verdim oğlum. Siz ben ablanızın ama. Ben sizi her yer açmadım. Her yere açtım oğlum ben size. Şu çok güzel arkadaşlar. Şu var ya. Şu var ya arkadaşlar o. Gıyamaya Mustafa şey yaptırma ya. Halbuki de bunlar niye var arkadaşlar? Niye besliyoruz biz bunları? Hani bunlardan yararlanmaya, yumurtasından şeyinden. Tamam aşırı seviyorum ben ama. Ben bu havada bak onlar için geldim. Bak 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 arkadaşlar. Bak bak dönüp dolup bak bak bana. Mutlaka bir şu. Şu bir tanesi var ya arkadaşlar. O kadar güzel ezan okuyor. O kadar güzel ötüyor ki. Biz horoz ötünce ezan. Ezan saatlerinde bunlar o kadar güzel öter ki. Şey yapıyor. Bir tanesi. Onu yakalayabilsem onu şeyde koyacağım. Tamam mı yavrum? Tamam. Bende bir şey yok hadi. Hadi yavrum. Bende bir şey yok. Tamam. Yumurtanız var mı? Bir de ona bakayım. Hadi bana ne kadar yumurta verdiniz bakalım. Yiyin yavrum. Şimdi bir güzel. O kadar aşırı derece pis değil atları. Bir güzel temizlenip sularını her şeyini hazırlayın. Ama ben size yine de cam açayım. Ben size cam açayım yavrum. Siz yine de dışarı çıkmak isteyen çıksın. Hava alsın biraz, gelsin kanatlarını çırpsın. Heh. Ha yavrum benim. O neymiş o yabanileşmek, o atlamak, o ablaya saldırmak, yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok yavrum. Telefonum bazen böyle fırda dönüyor arkadaşlar elimde. Keserim orayı, ne yapayım? Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakın yavrularım. Kaç tane yumurta vereceğiniz bakayım bana. 1 2 saklamışlar. 4 6 Ah benim yavrularım. Tabii ezmişler de arkadaşlar. Eziyorlar, yiyorlar, ayaklarıyla eziyorlar. 8
9. Samanlar da salmış onların burada. Bak bir tanesi de kırılmış. Kırmışlar yani. Bak arkadaşlar da bu. Bak benim yavrularıma. Ama ne yapayım şimdi tavuk dışarı çıkmaya ki? Bunların kökenleri gezen tavuk ya. Eğer içer tavuğu olsa kökenleri o zaman şey yapmazlar. Neyse ben bunlara biraz daha kız kardeşimin oradan saman getireyim. 9. 9 tane yumurta. Şimdi yıkarım. Tabi kıranlar da vardır mutlaka işlerinde. Şimdi yemlerini de yesinler bunlar. Yiyin yavrum hadi. Hadi yiyin yavrum yemlerinizi. Şu çimbillim tepeli o şey yapmaz da şu biraz büyükler hainlik yapıyor. Şu yaramaz. Bak. Dıgı dıgı yapıp geliyor yanıma. Ha, sen kabadayı mısın? Kabadayı mısın sen? Bu rahatlık araşa. Bak suyun da var. Suyun iç. Şimdi canlar. Ben videomu aşama aşama çekiyorum ya. Yani bugün bir saattir aşağı yukarı kar durdu. Bak. Şu karşıya gösteriyorum arkadaşlar. Orada da güneş açtı şuna. Ya Cenab-ı Allah kurban olduğum Allah'ı. 4 mevsim birlikte yaşatıyoruz öyle. En azından 2 mevsim birlikte yaşıyorum. Şimdi bu da arkadaşlar karşıda tam 2 kayanın arasında ortasında köy var. İyiboğlu. İyiboğlu köyü o da. Bak tam ağaçlar yapraklarını dökünce, ağaçlar aşağı eğilince nasıl çıktı meydana. Burada da eskiden komple eski evler. Yani artık hiçbir eski ev kalmadı. Çarşı gibi. Dediğim gibi manav gelir ortak. Zaten önce muhtarlık biriydi, sonradan ayrıldı. Manav gelir ortak, uncu gelir ortak. O yani hep köyleri dolaşır, onlara da dolaşır. Yani her şey gelir ortak. Düğün salonu var orada. Orada düğün olur. Sesi burada. Böyle arkadaşlar. Orman köyleri de geçiyor ama artık orman köyü eskiden mi? Şimdi sosyete köy. Köyler be, bizim köy öyle değil sadece. Her yer. Sosyete köy. Mustafa buraya kadar çıktı arabayla. Çok büyüdü arkadaşlar. Bu çok büyüdü. Akşam da dedi ki ya tellere dokunmaya başladı buradan. Tehlikeli mi değil mi artık be tabii ki. Şimdi biraz ortalık şey yapsın. Ağaçlara 3. ayın 15'inden sonra su yürür. İnsanlara kan, ağaçlara su. O su yürümeden arkadaşlar bu ereği böyle kesip de biraz dalını bıcığını yani yenilemektir onun adı. Onu yapabilsek. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Şöyle döneyim canlar. İşte odunumuzu getirdik. Temizliğe başladım canlar. Ya ben vallahi durulmayın evde. Ya bu kadar pisleniyor. Ben anlamadım ki. Elektrik süpürgesini açtım yine. Sobamızın etrafını. Buraları akşam elektrikler gitti. 2 saat gelmedi canlar. Elektriğiyle böyle elektriğiyle durdum. Eski günlerdeki gibi. Silme süpürme kaldı. Sobamı çok yakıyorum ki ev çabuk ısınsın. Gürül gürül sobayı yakıyoruz. Odun. Bol bol odun atıyoruz. Canlar burayı aşağı yaptım, çektim. Bak. Karşıda güneş daha güzel vurmuş. Ah kurban oldum o. Karşıdan güneşlere. Tam bir kartpostallık görüntü. Ben bugün bu videomda bir de lahana alayım bahçeden arkadaşlar. Bir köfe. Bu videomda yemek tarifiymiş. Şu tarif bu tarif diye hiçbir şey vermeyeceğim. Ben bu doğa videosu çektim buna. Ben bayılıyorum doğaya. Yani böyle bir de güzel görüntü yakalamışım. Bir de güneş çıkmış. Bir tarafı karlı, bir tarafı güneşli. Ormanlar, karpostal gibi. Önceden askerlere bak, eşime. Bir anımı anlatacağım arkadaşlar. İnşallah sıkılmazsınız. Askerdeyken mektup yazardık ya, benim asker mektuplarım daha duruyor. Ben onu Beren'e, Allah nasip kısmet eder de biraz uzun ömür verirse, Beren de biraz büyürse Beren'e teslim edeceğim. Bizim asker mektuplarımız duruyor. O zaman ne yapardık? Çocukların elini çizerdik. Belki aranızda yapan olmuştur. Askere gönderdik. Kızın, benim Yeliz 1,5 yaşındaydı. Ellerini zarf şeyin üzerine koyduk. Zarf kağıdın üzerine elini çizerdik. Bir de hani bayramlarda seyranlarda böyle önemli günlerde kart olurdu arkadaşlar. Kart hatırladığınız olur. Böyle karpostalı kar görüntüleri, güzel deniz görüntüleri, doğa görüntüleri. İşte sanatçıların bir sürü o kartların arkasına yazardık. Böyle askere gönderdik ya. Şimdi bizim köyü aynı o şekil olmuş. Vardır sizin de aranızda öyle anıları, güzel anıları. İçinizde ukde benim gibi.
Yaşadığınız müddetçe yaşanan güzel ukdeler ve yapamadığınız ukdeler. Evet yanlar. Şimdi ne yapalım? Biraz gene girelim. Evi de temizleyelim. Kız kardeşim, akşam onlar gelecek herhalde. Şimdi bu videomu kapattıktan sonra kız kardeşimin canı kek istemiş arkadaşlar. Kek bohça istemiş. O pek yapmaz da saymaz öyle şey. Kızı İpek. Bu arada bak bir de müjdem var. İpeğimiz ilk bebeğini düşürdü ama İpeğimiz hamile şu anda. Kaç ay oluyor? Bir hafta sonra 2 ay oluyor arkadaşlar. Bir haftası var 2 aylık. İpeğimiz de hamile. Allah tedaviyle oldu. Yaradan Allah isteyen gençler evlatlarımın hepsine versin. Yine şuradan bunu tekrar tekrar söylüyorum. Arkadaşlar ben kendimi ifade edebilen bir insan değilim. Ay ben videomu çekerken ay ben çok mutluyum, çok huzurluyum. Eşim şöyle eşimle, çoluğumla, çocuğumla, askerlerimize. O kadar sabahtan kere üzüldüm ya arkadaşlar. O kadar üzüldüm ki içim gitti ya. Neşem gitti, şeyim gitti gene yavrularım. Neyse arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar evleri komple bitirdim. Silmesi kaldı, tozların alması. Yine yoruldum. Yemeklerin pişerken de onu yapacağım. Ne yaptım arkadaşlar yine? Gittim buzluktan bir tane fasulye şey, bu bezelye. Bunu yoğurtlu yapayım dedim. Kız kardeşimden bir tabak yoğurt alırım. Bakın mısır. Hafif bir haşlayıp buzdolabına koyduydum. Bunu da sobanın üzerine koyayım. Bir tane de yine böyle kurbandan et varmış ama o az. Bunu ne yapacağım? Bunu yine buradaki buzdolabına koyacağım. Hiç buzu çözülmeden Zonguldak'ta paça çorbası yapacağım. Bu kemikli çünkü. Yine buzluktan bir tane fasulye çıkardım arkadaşlar. Onun yemini de yapayım. Onun yanına mutlaka bir burgul pilavı veya bir makarna bir şey yaparım. Şimdi bahçeye gidiyorum canlar ben. Bahçeye indim. Ezan geldi. Allah hiçbir zaman ezanlarımızı susturup bayraklarımızı indirmesin. Aziz Allah Celle inşallah. Celle Celaluhu La İlahe İllallah. Şu camimizden geliyor arkadaşlar. Bakın ben de çok hızlı konuşmamaya çalışıyorum. Şimdi ne yapıyorum canlar bak. Mancalları çıkarıyor. Oy yavrularım benim. Artık zaten. Ben biraz şey yapacaktım arkadaşlar. Bunlar ta şey yapmadı. Yaban otar arayacaktım. Isırgan falan alacaktım. Kar altında şu anda yapamayız ki. Bunda yok zaten. Bak bunda bile dumurcuklanıp etrafından çıkıyor. Şöyle şunlardan. İçinin kokuşlarını yine kavurmaya aldınız onu da. Yavrumun güzelliğine bak. Ayırdım bak. Şeyime de bak. Buna ılas bıçığı derler. Ilas grubisi. Bak. Ey gidi güzellik. Geldiniz mi? Bak arkadaşlar. Hayatta kendileri gezmiyor bunlar ya. Bunlar bak bak. Beni duy gördüler ya. Heh. Bak az yukarı yesinler. He? Ha, kedim de geldi. Geldin mi? Geldin mi yavrum? Şimdi ben biraz mancar keseyim şöyle arkadaşlar. İçinin kokuşlarını yemeğe ayırayım. Dışının yapraklarını tavuklarıma ayırayım. Tavuklarımın da yarın altını falan temizleyeceğim. Böyle canlar. Ondan sonra kız kardeşimin yanına ineceğim ben. Kız kardeşimden şey alacağım. Sütlü yoğurt alacağım. Dediğim gibi kız kardeşimin kek canı çekmiş arkadaşlar. Kek yapacağım. Bir börek yapacağım. Akşam gelen olur. Şöyle bir güzel çay demlerim. Onlarından mısırda koydum ocağa. Onun patlak falan yaparız. Bir ikram ederim. Gene onları yaparken sohbete amaçlı, video şey amaçlı. Şöyle güzel bir neler katıyorum, neler yapıyorum onu yapıp gösteririm. Dediğim gibi burada ısırgan çoktu. Ama işte dedim ki hani olmadı, alamadım. Yaban otlarından biraz şöyle kendime kavurmalık bir şey yapacaktım. Çünkü ısırganda kolajen var ya arkadaşlar. Kolajen için dedim bana iyi olur. Çok yaban otu tanımıyorum. Karadeniz'de yaşam diye bir kardeşimiz var. O eşiyle beraber çok güzel otlar topluyor. Onlara o kadar dikkatli bakıyorum ki arkadaşlar. Saniyesini bile kaçırmıyorum ben onların. Ot toplarkenki videolarında. Tabii her videosuna gidebiliyor musunuz mu diye sorsanız. Tabii ki gidemiyorum canlar.
Tabii ki gidemiyorum yani öyle şey değil. Ama gitmeye elimden geldiği kadar destek olmayı ve sonuna kadar da izlemeye gayret gösteriyorum. Ben bu videomu burada kapatayım canlar. Mancalda böyle bak nasıl keseceğim. Şöyle şey var ya kökü bak. İşte kesildi bakın arkadaşlar. Bunu da böyle keseceğim. Bunun ortalarını ayıracağım. Şimdi bir elimden de şey tuttuğum için tam kuvvetli veremiyorum. Bunları böyle keseceğim canlar. Dedim bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın.